Dünyamızda ve evrende yüzlerce farklı döngü türü vardır. Döngüler ayrıca dünyanın kısa vadeli hava durumu ve uzun vadeli ikliminde kilit rol oynar. Bir asır önce Sırp bilim adamı Milutin Milanković, dünyanın güneşe göre pozisyonundaki değişikliklerin uzun vadeli, toplu etkilerinin, dünyanın uzun vadeli ikliminin güçlü bir itici gücü olduğunu ve buzul dönemlerinin başlangıcını ve sonunu tetiklemekten sorumlu olduğunu varsaymıştı. Milanković döngüleri şunları içerir. Eksantriklik olarak bilinen dünyanın yörüngesinin şekli. Dünyanın ekseninin, eğiklik olarak bilinen, dünyanın yörünge düzlemine göre eğildiği açı. Dünyanın dönme ekseninin işaret ettiği yön, resesyon olarak bilinir. Eksantriklik, dünyanın yörüngesinin şeklinin mükemmel bir çemberden ne kadar saptığını ölçer. Bu değişimler Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi etkiler. Eksantriklik, mevsimlerimizin biraz farklı uzunluklarda olmasının nedenidir. Kuzey yarımkürede şu anda kışlardan yaklaşık 4,5 gün daha uzun olan yazlar ve sonbaharlardan yaklaşık 3 gün daha uzun olan baharlar. Eksantriklik azaldıkça, mevsimlerimizin uzunluğu yavaş yavaş eşitlenir. Her Ocak ayında, gelen güneş radyasyonunun her Temmuz'dan yaklaşık %6,8 daha fazla dünyaya ulaştığı anlamına gelir. Şu anda, dünyanın eksantrikliği en az eliptik, en dairesel noktasına yakındır ve yaklaşık 100 bin yıllık bir döngüde çok yavaş bir şekilde azalmaktadır. Eğiklik, dünyanın güneş etrafında dönerken, dönme ekseninin eğildiği açıya eğiklik denir. Eğiklik, dünyanın mevsimlere sahip olmasının nedenidir. Son milyon yılda, dünyanın yörünge düzlemine dik olarak 22.1 ile 24.5 derece arasında değişmiştir. Dünyanın eksenel eğim açısı ne kadar büyük olursa, mevsimlerimiz o kadar aşırı olur. Dünyanın ekseni şu anda 23.4 derece ya da uç noktalarının yaklaşık yarısına eğik durumda ve bu açı yaklaşık 41 bin yıllık bir döngüde çok yavaş bir şekilde azalıyor. Resesyon dünya dönerken, merkezden biraz uzakta dönen oyuncak bir top gibi ekseni üzerinde hafifçe sallanır. Bu yalpalama, dünyanın ekvatorda şişmesine neden olan ve dönüşünü etkileyen güneş ve ayın yerçekimi etkilerinin neden olduğu gelgit kuvvetlerinden kaynaklanmaktadır. Ancak yaklaşık 13 bin yıl içinde, eksensel resesyon bu koşulların tersine dönmesine neden olacak, kuzey yarımküre güneş radyasyonunda daha fazla uç noktalar görecek ve güney yarımküre daha ılımlı mevsimsel değişimler yaşayacak. Aynı zamanda dünyanın tüm yörünge elipsi de, esas olarak Jüpiter ve Satürn ile olan etkileşimleri nedeniyle düzensiz bir şekilde sallanır. Apsisli resesyon döngüsü yaklaşık 112 bin yıl sürer. Apsisli resesyon, dünyanın yörüngesinin eliptik düzleme göre yönünü değiştirir. İklim zaman makinesi. Milanković döngüleri tarafından harekete geçirilen küçük değişiklikler, çok uzun zaman dilimlerinde dünyanın iklimini etkilemek için ayrı ayrı ve birlikte çalışır ve on binlerce ila yüz binlerce yıl boyunca iklimimizde daha büyük değişikliklere yol açar. Milanković, çeşitli dünya enlemlerinde ve karşılık gelen yüzey sıcaklıklarında güneş radyasyonundaki farklılıkları hesaplamak için kapsamlı bir matematiksel model oluşturmak için döngüleri birleştirdi. Model bir tür iklim zaman makinesi gibidir. Geçmiş ve gelecekteki iklim koşullarını incelemek için ileri ve geri çalıştırılabilir. Buzul çağlarının yaklaşık olarak her 41 bin yılda bir meydana geldiğini hesapladı. Milanković'in çalışması, zamanının diğer araştırmacıları tarafından desteklendi ve hipotezi hakkında çok sayıda yayın yazdı. Ancak, 1958'deki ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra, küresel bilim camiası onun teorisini ciddiye almaya başladı. Grönland ve Antarktika'daki buz çekirdeklerinden alınan verileri kullanan ve Milanković döngülerinin yüz binlerce yıl geriye gittiğine dair güçlü kanıtlar sağlayan araştırmalar da dahil olmak üzere, birkaç başka proje ve çalışmada Milanković'in çalışmasının geçerliliğini onayladı. Ayrıca çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Ulusal Araştırma Konseyi tarafından benimsenmiştir. Dünyanın dönüşünde değişikliklere neden olan mekanizmaları ve Milanković döngülerinin iklimi etkilemek için nasıl özel olarak birleştiğini daha iyi anlamak için bilimsel araştırmalar devam etmektedir. Bu video, endüstri devrimi ile insanoğlunun daha önce benzeri görülmemiş bir biçimde atmosfere saldığı karbondioksit ve metan gazlarının iklim değişikliğine neden olduğu gerçeğine karşı çıkmamaktadır. Video, iklimi etkileyen birçok faktörden sadece biri olan Milanković döngüleri hakkındadır. Döngüler çok uzun zaman dilimleri için önemlidir. Dünyanın yaşı dikkate alındığında, yüzyıl gibi gezegen ölçeğinde kısa süreler boyunca çok az etkisi vardır.
Kutuplarda yapılan araştırmalar sonucu karbondioksit ve diğer sera gazlarının güçlü bir şekilde iklimimizi etkilediğine dair güçlü kanıtlar ortaya koymaktadır. Çok geç olmadan derhal küresel ısınma konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu işbirliğinin faydalarını ozon tabakasının korunması adına kloroflorokarbon bileşiklerinin kullanımının yasaklanmasında gördük. Şimdi de neden olmasın?